Uranyumun başlıca iki izotopu vardır. Uranyum-235 ve uranyum-238. Bu iki izotopu birbirinden ayırmak istediğinizi düşünelim. Bunu kütle spektrometresi kullanarak yapabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sırasında buna benzer bir yöntem uygulandığını da eklemek isterim. Evet, bu izotopları bu şekilde ayırabiliriz çünkü kütleleri farklıdır. Uranyum-238'in daha fazla nötronu vardır ve bu kütlesinin daha büyük olduğu anlamına gelir. Kütle spektrometresinin nasıl işlediğini görmek ister misiniz? İlk adım ya da aşama iyonizasyondur. İzotopların ikisinden de birer elektron alacağız. Evet, bir elektronları eksileceği için yükleri pozitif olacak. Başka bir deyişle pozitif bir iyon elde etmiş olacağız. Bahsettiğim pozitif yükü de çizeyim. Bir sonraki aşamada iyonları potansiyel farkından faydalanarak ivmelendireceğiz. Potansiyel farkını da delta V olarak not ediyorum. Bu arada bu videoda fizikten çok fazla bahsedeceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. İyonları potansiyel farkını kullanarak ivmelendirdik. Bunun sonucunda iyonların bir son hızı olacak. Bu da V olsun. Son hızlarını nasıl hesaplayabileceğimizi de göreceğiz. İyonları ivmelendirmek için yapılan iş Q'ya yani iyonların yükü çarpı potansiyel farka eşittir. İyonun Q'su çarpı delta V yani az önce bahsettiğim potansiyel fark. Bu iyonların kinetik enerjisine eşit olduğu için eşitliğin diğer tarafına da 1/2 çarpı m çarpı v kare yazıyorum. Buradaki m'in kütle, v'nin de hızı olduğunu tahmin etmişsinizdir. Burada iyonun hızını bulabiliriz. V'nin neye eşit olduğunu bulmak için biraz hesaplama yapmamız lazım. V kare eşittir 2 çarpı Q çarpı delta V bölü M. İki tarafın karekökünü almamız lazım. Böylece V eşittir karekök içinde 2 çarpı Q çarpı delta V bölü M. Ama ben bunun yerine büyük V yazacağım. Potansiyel hızdan farklı bir kavramdır. Başka bir deyişle bu V ile bu V'nin birbirinden farklı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bölü kütleyi de unutmayalım. Bu iyonun son hızıdır. İyon spektrometrenin bu kısmına geldiğinde bu yönde V hızıyla ilerliyor. Spektrometrenin bu kısmında bir manyetik alan bulunur. Manyetik alanın değişmeyen ve düzlemde size doğru işaret eden bir alan olduğunu düşünelim. Yani direkt size bakan bir alan olsun. Bu çizimde de okun uç kısmı yani sivri kısmının size doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Ok bu şekilde size doğru gelirken ucunu bir nokta olarak görürsünüz değil mi? Evet, manyetik alan da bu şekilde. Manyetik alan fizikte B harfiyle gösterilir. Hareket halindeki iyon bu manyetik alana maruz kalacak ve üzerine etkileyen bir manyetik kuvvet olacak. Bu manyetik kuvvet de iyonun yükü olan Q çarpı V çapraz çarpım B'ye eşittir. Bir kere daha tekrar etmemi ister misiniz? Q iyonun yüküydü, V ise hızı, B manyetik alan. Öncelikle bu iyona etkileyen manyetik kuvvetin yönünü bulmamız lazım. Bunun için de sağ el kuralının bir versiyonunu kullanacağız. Ve birinci vektörümüz yani hız vektörü. Hız vektörü sayfa düzleminde bulunuyor ve yukarı bakıyor. Bu resimde parmaklarım hız vektörünün yönündeler. Ekran düzlemi üzerinde yani düz ve parmak uçlarım da yukarı doğru. Sırada ikinci vektörümüz yani manyetik alan vektörü var. Bu da direkt bize doğru gelen bir vektör olacak. Düzlemden dışarıya doğru çıktığını düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci resimde parmaklarımı bu ikinci vektörün yönünde kıvırdım. Bakın, parmak uçlarım düzlemden dışarıya doğru olan yönü gösteriyorlar. Parmaklarımı bu şekilde kıvırdıktan sonra sağ elimin baş parmağının gösterdiği yön, pozitif iyona etkileyen manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Evet, parmaklarım bu şekilde dururken baş parmağımın da bu şekilde durması gerekir. Ve bu da iyonu etkileyen manyetik kuvvetin yönüdür. İyon manyetik alana girdiğinde üzerine etkileyen kuvvetin yönü neymiş? İşte bu. Manyetik kuvvet ekran düzleminde ve hız vektörü ile kuvvet vektörü arasında 90 derecelik bir açı var. Manyetik alan olmasaydı iyon bu şekilde hareket etmeye devam ederdi. Ama manyetik bir kuvvet olduğu için iyonun yönü değişecek ve iyon daireler çizmeye başlayacak. Dairesel bir şekilde bu yönde hareket edecek. Anlaştık mı? Nasıl göründüğünü anlamanız için buraya yarım bir daire çiziyorum. Bu yarım daire. İyonun dairesel bir yol izlemesi arkasındaki mantığı anlamak isterseniz, bakın iyonun tam da bu noktada hızı bu yönde olacak, öyle değil mi? Sağ el kuralını uygularsak manyetik kuvvet de bu yönde, yani hız vektörüne dik. Manyetik kuvvet bu dairenin merkezine doğru olduğundan merkezcil bir kuvvettir. Burada bir daire var ya da yarım daire. Yarıçapını da R olarak not ediyorum. Yarıçapı bundan daha düzgün çizebilirim. Evet, bu yarıçap daha iyi oldu. İyonun yarıçapının ne olacağını da bulabiliriz. Tabii ki manyetik kuvvet denklemini kullanarak. Ekranı biraz kaydıralım ki yer açılsın. Manyetik kuvvet denklemini de bir kere daha yazayım. QV çapraz çarpım B, ki bu da QVB sinüs teta'ya eşittir. Teta da hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasındaki açı olacak. Şuraya geri dönelim. Hız vektörü ekran düzleminde ve yukarı yönlüydü. Manyetik alan vektörü ise bize doğruydu. Aralarındaki açı da 90 dereceydi. Biraz daha yer açıyorum. Sinüs teta, yani sinüs 90 derece 1'e eşittir. Böylece Q çarpı V çarpı B çarpı 1 elde ederiz. Newton'un ikinci yasasına göre kuvvet kütle çarpı ivmeye eşitti, öyle değil mi? İyon dairesel bir yol izlediği için ivme merkezcil bir ivme olacak. Q çarpı V çarpı B, M çarpı merkezcil ivmeye eşit olacak. Bir daha yazıyorum. QVB eşittir kütle çarpı merkezcil ivme, ki o da V kare bölü R demek. V'lerden biri bununla sadeleşecek. Q çarpı B eşittir M çarpı V bölü R. Ve buradan da R'nin neye eşit olduğunu bulabiliriz. R eşittir M çarpı V bölü Q çarpı B'ye eşittir. Dairenin yarıçapını da bulduğumuza göre daha önce bulduğumuz hızı buraya yerleştirebiliriz. Hadi bakalım. R eşittir M bölü Q çarpı B çarpı karekök içinde 2QV bölü M. Ki V'nin potansiyel fark olduğunu unutmayın. Karekökten kurtulmak için iki tarafın karesini alacağım. R kare eşittir M kare bölü Q kare çarpı B kare çarpı 2QV bölü M. M'lerden biri bu M ile, Q'lardan biri de bu Q ile sadeleşince geriye R kare eşittir M çarpı 2 çarpı potansiyel fark bölü Q çarpı B kare buluruz. Bir kere daha karekök alalım. R eşittir karekök içinde 2MV bölü QB kare. Evet, dairenin yarıçapını da bulduk. Manyetik alan sabit demiştik. Evet, manyetik alan değişmeyecek. Potansiyel fark da. İyonların ikisinin yüklerinin de aynı olduğunu varsayarsak iyonları birbirinden ayıran tek şey kütleleri olacak. Eğer kütleyi arttırırsak yarıçap da artar, öyle değil mi? Kütleyi arttırınca denkleme göre yarıçap da artıyordu, öyle değil mi? Bu noktada burada bir M bölü Q olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu kütlenin yüke oranı. Bunun spektrometre örneklerinde M bölü Z olarak ifade edildiğini de görebilirsiniz. M bölü Z, M bölü Q ile aynı şeydir. Anlaştık mı? Şimdi kaldığımız yere geri dönelim. Kütlenin, iyonun izleyeceği dairenin yarıçapını nasıl etkileyeceğini bulmak istiyorduk. Kütleyi artırınca yarıçap da artıyordu. Şimdi buraya geri dönüp izotoplara bir kere daha bakalım. Çizdiğim dairesel yola da göz atacağız. Bu yolun U235'e ait olduğunu düşünelim. U235'in kütlesi daha küçüktü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kütlesi daha büyük olanın izlediği yolu çizmek istersek U238'in kütlesi daha büyüktü. O halde izleyeceği yolun yarıçapı daha büyük olacak. Anlaştık mı? Bunu maviyle işaretleyip izleyeceği yolu da maviyle çizeyim. Yarıçapı daha büyük olan bir daire çizmem lazım. Çok da iyi olmadı ama büyük yarıçap U238'in izlediği yolun yarıçapı. Bu iyonun kütle spektrometresinde çarpacağı nokta da bu olacak. Böylece iyonları kütlelerine göre ayırmayı başardık. Son aşama ise belirleme aşaması. Modern spektrometrelerde izotopları ayıramayız. Çünkü bunu yapmanın günümüzde çok daha iyi yöntemleri var. Ama bunun spektrometrelerin nasıl çalıştıklarını anlatmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. Modern spektrometreler kütleler için kesin değerler elde etmek için kullanılır. Bundan başka bir videoda bahsetmek istiyorum.